Eğleniyoruz değil mi arkadaşlar? Buraya gelmemiz gerçekten iyi oldu ha. Evet ya. Yani. Hep aynı mekanlardan, kapalı mekanlardan sıkılmıştım artık ya. Ya. Mis gibi hava. Bol bol depolayın arkadaşlar. Finallerde çok ihtiyacımız olacak. Doğru. Burak hadi artık beni eve bırakın. Akşam olmadan eve dönsem iyi olur. Yoksa annemler merak eder biliyorsun. Tamam hayatım. Biraz daha oturalım bırakırım. Merak etme. Yazık. Bebek muamelesi yapan bir ailesi var. Hadi bırakalım evine de akşam eve gidince azar işitmesin. Aa, yok canım o kadar da değil. Tamam biraz daha oturalım. Yarım saate kalkarız hayatım zaten. Of. Üfleme aşkım ya. Ben seni daha nerelere götürüp gezdireceğim. Aman acele et tatlım. Sevgilinin azar işitmesin. Zamanında eve gitsin. Sen hiç merak etme. Hiç geç kalmazsın. Değil mi aşkım? Evet. Hadi Burak daha hızlı sür. Hadi Burak hadi bas biraz. Tamam sıkı tutunun. Hadi daha hızlı. Merak etme aşkım. Aa, dikkat et. Aa, dikkat et. Dikkat. Dikkat et. Aman Allah'ım. Allah kahretsin. Hadi bakalım şunu hemen. Allah'ım, Allah'ım bu olamaz. Allah'ım, Allah'ım. Çabuk ha, çabuk ambulans çağırın, çabuk. Arıyorum. Birden önüme çıktı. Buraya hemen bir ambulans lütfen. Yaya geçidindeydi Burak, ona yeşil yanıyordu. Akarsu Caddesi 2. ışıklardayız. Allah'ım ben ne yapacağım şimdi? Tamam. Hay Allah. Tamam ambulansı çağırdım, geliyorlar. Ne? Olamaz Allah kahretsin. Oh. Kemal, kardeşim ben hapse giremem. Suçu üstüne alırsan bunu ömrüm boyu unutmam. Çok para veririm sana. Manyak mısın Burak? Ne yapayım lan ben senin paranı pulunu? Ya neden anlamıyorsun? İçeri girersen biterim ben. Ya... Bırak saçmalama. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Meral senin ehliyetin var. Suçu sen üzerine al. Allah rızası için. Ben mi? Aşkım. Bak babam öğrenirse beni mahveder. Evlatlıktan reddeder. 5 kuruşsuz kalırız. Hem ben hapse falan giremem ki. Hastayım ben. Hasta mısın? Evet. Sana söylemedim ama haftada 2 kere tedaviye gitmezsen ben ölürüm. Aşkım, en iyi avukatları tutarım ben sana. Adamın ailesine kan parası da veririm. Şikayetçi olmamalarını da sağlarım. Bak gör. İçeri bile girmeyeceksin. Meral, aslında Burak haklı biliyor musun? Hı. Eğer hapse o girerse babası tek kuruş bile vermez. Dışarıda kalması çok daha mantıklı. Evet. Hem şunu da unutmamalısın bence. Burak sen geç kalma diye bu kadar hızlı gitti. Aşkım sana yalvarıyorum ne olur. Bak jandarma da gelmek üzere. Ne olur suçu üstlen ne olur. Bak çıkınca da evleneceğiz. Bak. İstikbalimiz için bunu yapmalısın. Yoksa beni sevmiyor musun? Ya sevmez olur muyum hiç? Senin için canımı bile veririm. Ya canını vermeni istemiyorum ki. Sadece suçu üstleneceksin. Seninle çok güzel günlerimiz olacak. Ne olur geleceğimiz elinin tersiyle itme. Ne olur sevgilim, ne olur yalvarırım sana. Yalvarırım. Hadi. Tamam. Seni çok seviyorum. Bir tanem benim. Bak, bak göreceksin. Her şey düzelecek. Çok güzel olacak. Seni hiç yalnız bırakmayacağım sevgilim. Hep yanında olacağım. Tamam mı? Görüşecektim ben. Kendisi evde yok efendim. Siz kimsiniz? Ben arkadaşıyım. Nerede acaba? Eşiyle birlikte tatile çıktı efendim. Eşi mi? Evet efendim. Evlendi mi Burak? Ne zaman? 2 sene oldu efendim. Hale Hanım'la evli. Hale mi? Kim geldi diyeyim efendim? Hiç. Hiç kimse. Bismillah. Ha? Annem. Aa, yavrum. Annem benim. Annem. Yavrum, yavrum ya. Nasıl özlemişim seni canım. Allah'ım bu günleri de gördüm, şükürler olsun sana. Çıkacağım, neden söylemedin kızım? Haftaya çıkacaktın hani. Gelip alır karşılardım seni. Sana sürpriz yapmak istedim. Yaptın da. Canım annem benim. Okul ne oldu kızım? Birkaç sınavın kalmıştı. Bitirdim annem, bitirdim. Dualarım kabul oldu. Allah'ıma şükürler olsun. İçeride de olsan okulundan geri kalmadın ya. Keşke baban da. Anne babam nerede? Anne ne oldu babama? Anne cevap ver, babama ne oldu? Metanetli ol kızım. 3 hafta önce kalp krizi geçirdi baba. Anne bana niye söylemedin? Takdiri ilahi kızım. Dayanamadı. Babam. Babacığım. Babacığım. En büyük isteği benim diploma almamı görmekti. Anne neden söylemedin bana? Anne neden? Üzülmeni istemedim kızım. Kıyamadım sana. Babacığım. Babacığım aldım diplomamı. Aldım bak. Bak evimize geldim. Babam. Babacığım. Kızım. Üzülme kızım. Üzülme, ben varım artık kızım. Babam. Meral, kızım. Hadi annem. Günaydın anne. Günaydın kızım. İyi uyudun mu kızım? Uyudum anneciğim. Al bakalım, çayını da karıştırdım. Sağ ol anneciğim. Erken kalkmışsın anne. Heyecandan uyuyamadım ki. Kızım gelmiş, uykumu tutar. Kurban olurum sana. Ah anneciğim. Babama diplomamı göstermeyi ne kadar çok isterdim. Ah. Mezara gidecektik ya anne. Kahvaltı eder etmez gidelim. Gidelim ya. Kabrini ziyaret et. Duanı esirgeme kızım. Ama önce biraz bir şeyler ye hadi. Hadi bak çayımız da soğudu. Canım yavrum benim. Annem. Kızım. Güzel annem. Oh. 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 Ay Meral. Çok yoruldum be. Ay bismillah. Ay. Bundan sonra her hafta gideceğim babamın yanına. İyi edersin kızım. O kadar emeği var ki sende. Biliyorum anneciğim. O gün o çocuk sana arabayı vermeseydi, sen de o kazayı yapmasaydın, her şey ne kadar güzel olacaktı değil mi yavrum? Ama ne yapalım? Oldu bir kere anne. Unutalım şimdi bunları. Meral. Efendim anne. Bir şey soracağım sana. Ama bana doğru cevap vereceksin. Ne soracaksın anne? Bak doğru söyleyeceksin ama söz mü? Tamam anne söz. O çocukla... Ay neydi adı? Ha Burak. Onunla senin aranda bir şey mi vardı? Evet anne. Ben anlamıştım zaten. Yoksa durduk yere zengin çocuk sana neden arabasını versin? Hem sonra senin az ceza alman için avukatlar da tuttu değil mi? Evet. Ölen adamın ailesiyle konuşup para vermiş. Onlar şikayetten vazgeçince ondan az ceza aldım. Tabii. Peki sonra ne oldu? Sonra mı? Görüşüyor musunuz siz hala? Yok. Önceleri mektuplarıma cevap veriyordu. Görüş günlerine geliyordu. Ama birkaç ay sonra gelmemeye başladı. Sonra da mektupları kesildi. Telefonu da değiştirdi. Tabii hapiste olduğun için. İnsan değilmiş. Nerede peki biliyor musun? Evlenmiş. Hem de yakın bir arkadaşımla. Boş ver kızım. Olanda hayır vardır. Üzülme, sıkma canını. Şimdi ne yapacaksın? Ne işte çalışacaksın düşündün mü? Düşündüm anne. Yarından itibaren iş ilanlarına bakmaya başlayacağım. Şimdiye kadar gülmedi yüzün ama inşallah bundan sonra hep gülsün yavrum. Amin anneciğim. Anne, ben kalkayım. Bir çay demleyeyim. Hadi bakalım. Ben de kızımın elinden güzel bir çay içeyim. Allah güzel yazılar yaz kızım. Yok anne yok. Kimse hapisten yeni çıkan birine iş vermek istemiyor. Allah'tan umut kesilmez kızım. Ben dışarıdayım. Dışarıda mısın? Nerede? Sahildeyim. Her zaman buluştuğumuz yerde. Ya ne diyorum biliyor musun? Bugün biraz böyle parklarda falan mı dolaşsak? Hem hava alırız. Yok, sahile gel. Tamam, sahilde olur. Ben oraya geliyorum o zaman. Hadi bye. Fuat, sen aynen uzuyorsun. Neden, ne oldu ki? Yengen geliyor oğlum. Hale mi? Evet. Kaç tane yengen var? Oo, ne bileyim oğlum. 1000 tane var. Bilmem ki hangisi. Ha, çakmadı değil mi bir şey? Yok lan, ne çakacak? Körkütük aşık bana. Yakışıklı kardeşim benim de. Biraz para sızdırsam fena olmaz. Bu aralar biraz yolsuzuz biliyorsun kardeşim. Merak etme. Elinde avucunda ne varsa alacağız zaten. İyi hadi o zaman, ben kaçıyorum. Hayırlı işler. Buyurun efendim. Buyurun. Teşekkür ederim. Burası yeni bir işletme. Burayı merkez şube olarak düşünüyoruz. Daha sonra büyüyüp şubeler açacağız. Bu yüzden de halkla ilişkiler uzmanına ihtiyacımız var. İnşallah her şey düşündüğünüz gibi olur. Biz de bunun için çok özen gösteriyoruz. Olmaması için bir neden yok. Evet, bence de. Yabancı kafeler buraya gelip şubelerini açıyorsa... Biz neden yapmayalım ki bunu? Haklısınız. Özgeçmişiniz çok iyi. Okulda çok iyi bir dereceyle bitirmişsiniz. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Başka ekleyeceğiniz bir şey var mı? Şey var aslında. Ben hapisten yeni çıktım. Anlıyorum. Sizin de başvurunuzu aldım ben. Ancak şunu söylemek isterim ki... Bu iş için bize daha önce başvuran bir arkadaşla hemen hemen anlaşmıştık. Anladım. Sabahın bu saatinde buraya kadar geldiğiniz için görüşmeden göndermek istemedim. Sorun yok. Sizin için hayırlı olsun. Kısmet değilmiş diyelim. Size iyi günler. Teşekkür ederim. Bakar mısınız? Buyurun. Buyurun oturun. Anladığım kadarıyla işe çok ihtiyacınız var. Evet. Bize bir garson lazım. Eğer isterseniz elinizde yatkınsa hemen başlayabilirsiniz. Hem basamak basamak çıkmış olursunuz. Memnun kalırsak zamanla yükselirsiniz. Hı-hı. Elinizde diplomanız var sonuçta. Sahi mi? Evet. Çok sağ olun. Ben ne zaman başlayayım? Hemen yarın. Başlayabilirsiniz. Peki. Teşekkür ederim. Göreceksiniz, pişman olmayacaksınız. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Tatlım. Bil bakalım ben kimim? Tabii ki benim biricik sevgilim. Benim biricik aşkım sevgilim. Canım. Aman da aman, hemen de tanırmış. Kız yapma, bir gören olacak. Aman, görsünler. Hale, dünya küçük. Bir görür o mıymıntık hocanı yetiştirir, sonra ayıkla pirincin taşını. Baş başa kaldığımıza saklı bu işvelerini cilvelerini. Aman tamam. Hem şu sözünü tut bakalım önce. Ne sözü? Cep telefonumu yenileyecektin ya. Ben de önemli bir şey zannettim. Biraz deniz havası alalım, sonra gideriz. Olur. Oradan da sana. Körün istediği bir göz, Allah verdi lens takımı. Canım. Sonuç buldun ya, ona şükret. Doğru vallahi anne. Bir an hiçbir yer kabul etmeyecek diye öyle korktum ki. Allah büyük kızım. Gerçi o kadar okuduktan sonra garson olmak biraz koymuyor değil ama. Ne var bunda? O iş değil mi? Onlar da alın teriyle paralarını kazanmıyorlar mı? Doğru söylüyorsun anne. Emeğin her türlüsü kutsal tabii. Hem adam da söylemiş, zamanla yükselirsin demiş. Sen bir başla, gerisi gelir inşallah. İnşallah anne. Aşkım çok tatlısın ya. Canım benim, teşekkür ederim. Canım. Halicim, şu masa boş. Buraya oturalım. Hakan, benim bir işim var. Şu masaya sen bak, olur mu? Tamam. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Ne arzu edersiniz? Ne içersin hayatım? Sıcak çikolata. Hanımefendi, bir tane sıcak çikolata. Ya ömürsün sen Cengiz ya. Nereden buluyorsun böyle şeyleri? Bayağı geç oldu. Benim artık gitmem lazım. Tatlım, hani sinemaya gidecektik? Ya seninle olmayı ne kadar çok istediğimi biliyorsun. Ama bu akşam kayınvalidemler geliyor. Hem daha kuaföre falan da gitmem lazım. Burak da ayrıca bugün işe gitmedi. Adamı boşu boşuna kuşkulandırmanın bir alemi yok. Evli olduğunu başıma kakmasan olmaz sanki. Oo, ay, kıskanmış mı benim sevgilim? Bak merak etme, bunun acısını kat be kat çıkarırız. Tatlım, şunu da al sen. Hadi ben kaçtım. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Şuraya bak. Sadaka veriyor sanki. Alo, ben parkın karşısındaki kafedeyim. Parkta mısın? İyi, hadi çabuk gel. Bakar mısınız? Buyurun efendim. Şurayı bir toplayın, bir de bir çay istiyorum. Hemen. Ne haber? İyi diyelim, iyi olsun. Oo, çantaları da doldurmuşsun ha. Telefonu da aldırmışsın. Aman çerçöp işte. Ne oldu ya? Karadeniz'de gemilerin mi battı? Ulan biraz para ver, ihtiyacım var demiştim. 300 lira verdi. Yuh. Evet ya. Yeter artık. Ben bu kadına daha fazla dayanamayacağım. Şu işi bir an önce halledelim artık. Sen nasıl istersen. Patron sensin. Buyurun. Teşekkürler. Pardon. Buyurun. Ben de bir çay alacağım. Tabii. Ben her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündüm Fuat. Bir kere vuracağız, tam vuracağız. Süper. Buyurun efendim. Sağ ol. Afiyet olsun. Hale'nin evinin bahçesinde bir köpek var. Soygunu yapacağımız gece onu halletmemiz lazım. O kolay ya. Kasaptan güzel bir biftek alırız. İçine de uyku hapını iyice ezip koyduk mu tamamdır. O işi sen halledersin. Sen merak etme. Yalnız eminsin değil mi? Parayı evdeki kasalarında saklıyorlar. Eminim tabii oğlum. Para, mücevherler filan hepsi kasada. Asıl paraları bankada ama o iş bizi aşar. Abi dediğin gibi ise kasadaki para bile bizim 7 sülalemize yeter be. Allah'ım, Burakların evini soyacaklar. Mutlaka uyarmam lazım. Bakar mısınız? Buyurun. Bize şöyle ortaya karışık bir kurabiye tabağı yapar mısınız? Tabii, tamam. Uğur, şu masayı bir kurabiye tabağı yapıp götürür müsün? Olur, tamam. Tamam. Benim acil bir işim çıktı. İlker Bey sorarsa bir saate geleceğimi söylersin. Peki. Tamam. Meral, sen ne zaman çıktın? Bunun önemi yok şimdi. Sana söyleyeceklerim var. Ne oldu? Hale seni biriyle aldatıyor. Ne? Gözlerimle gördüm. Ama buraya geliş nedenim bu değil. Bundan daha fenası var. Birlikte olduğu adamın asıl niyeti arkadaşıyla birlikte sizin evi soymak. Hale ile evlendiğim için kızgınsın değil mi? İftira da yetmedi. Bir de üstüne sevgilisinin evimizi soyacağını söylüyorsun. Meral, hayal gücün sandığımdan da genişmiş. İnanmıyorsun yani. Kafayı mı yedin sen ya? Yok Hale beni aldatıyormuş da, yok sevgilisi varmış da ve o sevgilisi bizim evi soyacakmış da. Utanmıyorsun değil mi? Sırf seninle evlenmedin diye namuslu bir kadına iftira atıp onu suçlu gösteriyorsun. Ortada bir suçlu varsa o da sensin. Benim öyle mi? Senin suçunu üstlendiğimi unuttum demek. O masumu ben ezmedim. Benim tek suçum senin gibi birini sevmekti. Hem de yerine hapis yatacak kadar. Üstlenmeseydin seni tehdit mi ettim? Senin de bir çıkarın vardı ki kabul ettim. Yalan mı? Yeter, sus. Yanılmışım. Bütün olanları sineye çekip haber vermeye geldim. Sırf sizde bir şey olmasın diye, ama buna değmezmişsin. Fuat, bu gece bu işi bitiriyoruz. Bu gece mi? Neden? Evdeki hizmetçinin bugün izin günü. Uşağında önemli bir işi çıkmış, acilen gitmiş. Bugün öğrendim Hale'den. En uygunu bu gece yani. Bana uyar. Paraya ne kadar önce kavuşursak o kadar iyi. Herhalde. Evin anahtarını kopyaladın mı sen? Halletmesen bu gece soyguna kalkışmazdım değil mi? Doğru ya, haklısın. Sen asıl şuna bir bak. Bu ne oğlum, ne gerek var? Alt tarafı soygun yapacağız, adamı öldürmeyeceğiz ya. Belli olmaz. Ya yakalanırsak? Ben işimi garantiye alırım. Ben hapsi filan göze alamam. Bizi fark ederlerse bunu görünce korkarlar. Ne? Sen öyle diyorsan. Kaçta yapacağız bu işi? Saat tam 3'te. Yapma be abi. Uykunun en tatlı yerinde yani ha? Bunu Burak'a söylesem bana yine inanmaz. Üstelik yine beni kıskançlıkla suçlayıp aşağılar. Madem öyle, bana yaptığı onca şeyden sonra cezasını çeksin. Kızım, nen var? Eve geldiğinden beri çok dalgınsın. Bir şey mi oldu? Neyin var? Anne, mesela birinden çok nefret ediyorsun. Bu zamanda senin canını çok yaktı. Şimdi ise birileri ona zarar verecek. Hatta belki öldürecek. Sen olsan ne yapardın? Nereden çıktı şimdi kızım bu? Hiç. Ya bir arkadaşım roman yazıyor da fikrimi almak istedi işte. Ben de sana soruyorum. Ne olursa olsun, bunu biliyor ve bir şey yapmayıp göz yumuyorsa Allah katında suça ortak olur. Ya. Ona çok kızıyorum. Cezasını bulsun istiyorum ama belki de ölecek. Allah'ım. Köpek tamam değil mi? Ayıpsın. Sabaha kadar kendine gelemez. Ben şu tarafa bir bakayım. Defolun gidin lan pislikler! Söyleyeceklerimizi efendi efendi yaparsan kimsenin canı yanmaz. Şimdi hep birlikte kasaya gidiyoruz. Kasayı paşa paşa açıp içindekileri bize veriyorsun, tamam mı? Hayır. Tamam değil. Öyle mi? Evet. Şimdi tamam mı? Tamam, sakin ol. İndir şu silahı. At o sopayı elinden. At. Bu tarafa doğru at. Sakin ol. Çocuk yok senin karşında. Cengiz. Çıldırdım, ne yapıyorsun sen? Sen bu adamı nereden tanıyorsun? Bir arkadaşım tanıştırmıştı. Hayatım, söylesene sevgili olduğumuzu. Ne diyor bu? Yalan söylüyor, saçmalıyor. Uzattınız ama ha. Aile kavganızı daha sonra yaşarsınız. Altınları, bilezikleri çıkarın önce. Sonra ne alt ederseniz edersiniz. Ulan ben şimdi senin var ya. Dur diyorum. Dur. Hop, geç bakalım şöyle. Yapma. Durun. Ambulans şimdi gelir. Siz o şekilde kompleks yapmaya devam edin. Bu hanımefendi gelip bizzat ihbarda bulunmasaydı daha büyük bir sıkıntı olabilirdi. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun memur bey. Burak. Burak, ben suçsuzum. Derdinizi karakolda anlatırsınız. Gidelim. Burak. Polisleri sen getirdin ha? Evet. Keşke başta sana inansaydım. Hatta en başında suçumu kendim çekseydim. Günahsız yere sana acı çektirdim. Ama sen bana yardıma geldin. Ne olur, affet beni. Bile bile bir insanın zarar görmesine göz yumamazdın. Ben Allah katında vazifemi yaptım. Seni affedecek olan da ben değilim. Allah affetsin seni. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.